Tarihteki bazı şahsiyetler zaman zaman ilgimizi çekmiştir. Hatta bazı kişi ve olaylar bizlere o kadar ilginç gelir ki yaşanılanlardan ziyade bu ilginç yanlar hatırımızda kalır. İşte şimdi sizlere tarihimizde yaşamış ve nam salmış ilginç bir şahsiyetten bahsedeceğiz. Rebiya Hatun. Erkeklere benzeyen ve bu benzerlik sebebiyle çevresi tarafından dışlanmış kadınlar görmüşsünüzdür. Size bahsetmek istediğimiz şahsiyet aslına bakarsanız erkeklere pek de benzemiyor. Fakat hikayenin sırrı da burada başlıyor aslında. Hadi gelin birlikte bu sıra dışı hikayeye göz atalım. Bosna'nın Kilisa kasabasında yaşayan Hüsrev Ağa'nın erkek evladı olmamıştı. Erkek evlat hasretinin biricik kızı Rebiya Hatun'u konuşmaya başladığı çağdan bu yana gittiği her yere götürerek bir erkek çocuğu gibi büyütmesiyle avutabilmişti. Hüsrev Ağa'nın kızı ayaklarında kundura, belinde kuşak, tabanca ve elinde kamçı ile babasının yanında dolaşırdı. Bosna'da kızları 14 yaşına geldikten sonra kocaya verirlerdi. Ancak 16 yaşına basan Rebiya'nın bir kısmeti çıkmamıştı. Bundan sebep Rebiya Hatun'un çirkin olması değil, babasının onun bir erkek gibi yetiştirmesiydi. Oysa ki Rebiya Hatun bembeyaz bir tene, gül pembe dudaklara, ejderha renginde gözlere sahipti. Hüsrev Ağa kızına kısmet bulmayı düşünmüştü ama onun isteği kızının sevdiği bir delikanlı ile evlenmesi. Bosna valisi Salih Paşa'nın 19 yaşındaki oğlu Cafer bir gün Hüsrev Ağa'nın çiftliğini ziyarete geldi. Rebiya ve Cafer birbirlerini görür görmez aşk ateşinden yanıp tutuşmaya başlamıştı. İki genç birbirlerini deliler gibi sevmesine rağmen Cafer'in cahil anası, "Gelin dediğin erkekler gibi dağlarda dolaşmaz." diyerek bu birlikteliğe karşı çıkmıştı. Ateşi başından aşkın olan Cafer'i bir an önce Rebiya'dan çekip almak için Bosna'nın en zenginlerinden olan Hacı Sinan'ın kızı ile evlendirmeye karar verdiler. Düğüne 3 gün kala güzel yüzlü Cafer Kilisa dağlarına ava çıktı. Bir şekilde yanındaki adamlarından ayrı düştü ve kayboldu. Cafer'in adamları telaş içinde Cafer'i aramaya koyuldu. Gün doğarken karşılarına bir oduncu çıka geldi. Oduncu, adamların telaş içinde olduklarını görünce "Beyinizi mi arıyorsunuz?" diye seslendi. Adamlar "Evet" diye karşılık verdi. Oduncu gülümseyerek "Beyinizi Rebiya Hatun dağa kaldırdı. Artık onun yanındadır." dedi. Adamlar şaşkınlıkla ne yapacaklarını düşündüler ve durumu paşaya aktardılar. Oğlunun Kilisalı Hüsrev Ağa'nın kızı tarafından dağa kaldırıldığını öğrenen Salih Paşa çok sinirlendi. Mahiyetindeki koca bir ordu ile oğlunu ve kızı aramaya çıktı. Nihayet bir akşam Rebiya Hatun ve kafilesini ormanlık bir alanda kıstırdılar. Rebiya Hatun'un yanında 8-10 kişi vardı. Paşanın ise koca bir vilayet ordusu. Taraflar arasında gün aydınlanana kadar çatışma sürdü ve sonrasında yerini sessizliğe bıraktı. Gecenin rengi gündüz ortaya çıkıyordu. Ağaç diplerinde, kayaların kovuklarında yatan 7 ceset bulundu. Bunlardan biri de paşanın oğlu Cafer'di. Gözünü kan bürümüş olan Salih Paşa, Hüsrev Ağa'nın dinlerine, devletlerine ve padişaha ihanet ettiğini, Venediklilerle işbirliği yapan bir casus olduğunu anlattığı bir mektubu derhal başkent İstanbul'a yolladı ve kendisi de hiç vakit kaybetmeden kiliseye doğru yola çıktı. Paşanın hışmı çok sert oldu. Hüsrev Ağa da dahil toplam 40 erkeği ibret için çınar ağaçlarına astırdı. Bu olaydan bir ay kadar sonra İbrahim Voyvoda adında bir eşkıya türedi. Voyvoda isimli bu eşkıya Saraybosna'ya gitmekte olan 110 kişilik bir kafileden 109'unu öldürdü. Sağ kalan tek kişinin eline mektup verdi ve bu mektubu Bosna valisi olan zalim Salih Paşa'ya götürmesini söyledi. Hüsrev Ağa hanedanından Kilisa sokaklarından bir günah olarak astığın 40 nefer masumun her birine karşılık 100 cana kıymak için yemin etti. 4000 can eder. Bugün 109'unu kesti. 3891 kişi kaldı. Mert sen vilayetin askerini topla, olduğun dağlara gel, göreyim. Kavuğunla kürkünle seni köçek oğlanı gibi oynatıp sonra kazığa vurmaya yemin ettim. İmza İbrahim Voyvoda. Bu olay Bosna'da büyük dehşet yarattı. Bosna halkı bu feci olaydan paşayı sorumlu tutmaya başlamıştı. Herkes korku içindeydi.
kervan saldırısından bir hafta sonra Saraybosna ağalarından birinin oğlu olan Ramazan Çelebi ortadan kayboldu. 3 gün sonra cesedi kafası kesilmiş halde bir ağaçta sallanırken bulundu. Cesedin asıldığı ağaca bir de not iliştirilmişti. Yemin ettim, valiyi bana teslim etmediğiniz sürece Rebiya Hatun'un her saç teli için bir taze oğlan daha keseceğim. İmza İbrahim Voyvoda. Saraybosna halkı telaşlanmıştı. Şehrin ileri gelenleri paşayı Voyvoda'ya teslim etmeyi düşünmeye başlamışlardı bile. Bu olaylardan kısa bir süre sonra yeni bir kara haber geldi. 204 kişilik kervandan tek kişiyi sağ bırakıp 203'ünü kesmişlerdi. Sağ kalan kervancının getirdiği notta 3687 kişi kaldı ki yeminim tam ola yazıyordu. Saraybosna'nın ileri gelenleri bir çözüm bulmak için paşanın konağının yolunu tuttu. Ancak o sırada yeni bir haber daha geldi. Paşanın oğlu Cafer'i evlendirmek istediği kızın çiftliği basılmış. 70 kişi öldürülmüştü. Voyvoda'nın dehşeti uzun bir süre Saraybosna'nın üzerine çökmüştü. Voyvoda'nın izini bulmak için türlü yollar deneyen Salih Paşa bir türlü istediği sonucu alamamıştı. Nihayet hiç beklenmedik bir anda çirkin mi çirkin, keçi gibi kokan bir çoban, Voyvoda'nın nerede olduğunu biliyorum diye çıka geldi. Çobanın verdiği bilgiler neticesinde Voyvoda ve Paşa arasında köşe kapmaca yaşanmaya başladı. Sonunda Paşa, Voyvoda ve adamlarını derin bir vadide kıstırdı. Voyvoda'nın çetesi 40 kişiydi ancak bulundukları yer savunmak için oldukça elverişliydi. 4 gece boyunca süren çatışmalar neticesinde Voyvoda'nın adamlarından yarısı vuruldu. Geriye kalanı ise paşanın adamları tarafından yakalandı. Yakalananlar içinde Voyvoda yoktu. Adamlarını önden yollamış, kendisi de vadide bulunan değirmende kalmıştı. Gün ağarmadan önce paşa ve adamları değirmene girdiler ve şaşkınlık içinde kaldılar. Yıllardır dehşet saçan bu haydut en çok 19 yaşlarında, bıyıkları terlememiş, tüysüz bir oğlandı. Paşa ve Voyvoda arasında uzunca konuşma geçti. Paşa soruyor, Voyvoda cevaplıyordu. Paşanın adamlarından biri, bu eşkıya bizim delikanlılarımızı soyup onları dans ettirdi. Biz de öyle yapalım diye öne atıldı. Voyvoda gayet sakin bir şekilde ben oynarım ama benim yaptığımı yapamazsınız dedi. Ben önce onları oynatır sonra da kafalarını keserdim. Sen benim başımı kesemezsin. Ya kazığa ya da çengele asacaksın çünkü benden daha zalimsin dedi. Salih Paşa adamlarına emir verdi. İki asker Voyvoda'yı tutup soymaya başladı. Voyvoda tamamen çıplak kalınca uuu diye sesler yükseldi. Voyvoda'nın göğsü erkeklerinki gibi düz değildi, yuvarlaktı. Paşa bu eşkıya avrat mıdır diye seslendi. İbrahim Voyvoda ben hanedanını zulümle yıktığın Hüsrevan'ın kızı Rebiya'yım diye bağırdı. Çıplak kalan Rebiya önce raks ettirildi sonra da hanedan konağının önündeki meydancıkta bir ağacın gövdesine bağlı olarak 3 gün aç ve susuz bırakıldı. 3 günün ardından gözleri önünde inşa edilen çengele asılmak için yukarı doğru kaldırıldı ve çengelin üstüne doğru bırakıldı. Şansı vardı ki çengellerden biri Rebiya'nın kalbine isabet etmişti. Bu sayede oracıkta can verdi. Cansız bedeninin altında ise geriye kalan 24 haydutun başları vurularak sergilendi.